edeceğiz tabii ama bir Ankara'ya dönmek istiyorum. Sinan Bey'e söz vermek istiyorum. Özellikle Mahmut Bey'in cümlelerini dinlediniz. Özellikle Başbakan'ın Kuzey Irak seyahatini sizin de yorumlamanızı rica edeceğim. O minvalde başlayalım, sonrasında devam edeceğiz zaten. Buyurun. Evet. Şimdi tabii öncelikle şunu ifade etmekte fayda vardır. Sayın Başbakan'ın demokratikliğini, demokratik düzene bakışını, yaklaşımını elbette burada sorgulayabiliriz. Sorgulamamız da gerekir. Türkiye'deki uygulamalarını da bir anlamda sorgulamak mümkündür. Ancak demokrasiden bahsetmek için aynı zamanda bu demokrasi talebinde bulunanların ne kadar demokratik bir eylem içerisinde olduklarını da sorgulamamız gerekir. Şimdi BDP'nin bu çerçevede bir taraftan Sayın Genel Başkanı yaptığı açıklamada imamlara yönelik, din adamlarına yönelik açıklamalarına baktığınızda korkunç bir açıklama yaptığını görüyorsunuz. Ve adeta din adamlarını bölgede hedef gösterdiğini görüyorsunuz. Bunun neresi sivri itaatsizlik Allah aşkına? Din adamlarına siz eğer bölgede bunlar JITEM'ci gibi, yani bunlar aslında JITEM demeye getiriyor, bunlar kontrgerillanın adamı diyorsanız, yarın öbür gün bu din adamlarına dönük bölgede saldırılar olduğu takdirde bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Dolayısıyla biraz önce Sayın Alınak dünyadaki sivri itaatsizlik örneklerinden bahsetti. Evet. Sivil itaatsizlik dünyada birçok bölgede bir demokratik hak olarak kullanılabiliyor, kullanılıyor. Türkiye'de de kullanılabilir. Ancak bunun ne kadar sivil olduğuna da bakmak lazım. Eğer sivil itaatsizlik eyleminin emri Kandil'den, İmralı'dan veriliyorsa bu ne kadar sivil olacaktır Allah aşkına? Bu ne kadar demokratik olacaktır? Irak'a, tamam, Başbakan'ın Irak ziyaretini değerlendirelim ama sivil itaatsizliğin öncelikle demokratik olması lazım. Şiddetten ve şiddet eyleminden uzak olması lazım. Hem eylem bazında hem söylem bazında Sayın ve Oğan, şiddeti Sayın kesinlikle araya girmek istiyorum. Olması lazım. Araya girmek sivil istiyorum. İtaatsizliğe... Araya girip bir şey söyleyeceğim, oradan devam edebilirsiniz. Buyurun, sizce buyurun. Bugün yapılan sivil itaatsizlik sivil değil midir? Bu eylem sivil değil mi sizce? Şimdi bakınız, bölgedeki din adamlarını kontrgerillanın adamı olarak tarif etmek ve hedef göstermek ne kadar sivildir Allah aşkına? Bölgede imamlara yönelik terör eylemleri daha önce yaşanmadı mı? Ve ben endişe ediyorum maalesef, yarın din adamlarına yönelik bölgede şiddet eylemlerini yaşanabilir. Ve bu eylemi yapanların önce bir kendisine dönüp bakması lazım. Ne kadar demokratikler. Bugün bölgede sandık seçimlere gidiyoruz. Bugün bölgede sandık güvenliğini sağlayabiliyor muyuz? Sağlayamıyoruz. Bugün sivil itaatsizliği yapanların en başta şiddeti dışlaması lazım. PKK şiddet eylemi yapan bir terör örgütü değil midir? BDP PKK'yı dışlıyor mu bölgede? Dışlamıyor. Bir taraftan terörü desteklemek, öte taraftan demokratik çağrılarda bulunmak elbette ki bizim, ancak herhalde Türkiye'de olabilecek bir şeydir. Dünyadan örnekler verirken biraz da dönüp kendimize bakmamızda fayda var diye düşünüyorum. Sizin sorunuza gelecek olursak, Irak konusuna gelecek olursak, Sayın Başbakan'ın Irak ziyaretinde bu çerçevede daha düne kadar çok farklı bir söylem içerisinde bulunduğu, hem Barzani ile hem bölgedeki diğer dini ve siyasal liderlerle yapılan görüşmelerde öncelikle şunun altını çizmekte büyük fayda vardır. Türkiye'nin şimdiye kadar Irak politikasında var olan Türkmen etkisinin tamamıyla bir kenara itildiğini görmekteyiz. PKK terör örgütüyle mücadelede belki bir nebze faydası olur diye Irak'ın kuzeyindeki yönetimle Barzani ile adeta sıra geceleri de yapılmıştır. Ama Barzani'nin terör örgütünü dışlayan bir eylemini bugüne kadar görmüş değiliz, duymuş değiliz. Dolayısıyla bölgede sivil itaatsizliği konuşurken Irak ziyareti de dahil olmak üzere öncelikle terörü dışlamamız gerekiyor. Hem BDP'nin, hem Barzani'nin, hem de bölgedeki diğer güçlerin PKK terör örgütünü dışlamadan bir takım demokratik söylemlerde bulundukları görülüyor ve bunun da samimiyet sorgulamasını yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, Sayın Kızılkaya, size devam etmek istiyorum. Terörü desteklemekten ve iki ayrı kefeye koymaktan bahsetti. Ne düşünüyorsunuz sivil itaatsizlikle alakalı? Ve